Merhabalar, 5. mevsime hoş geldiniz. Haftaya Anmek ailesinden değerli arkadaşlarımızla, program yapımcılarıyla başlayacağız. Konya FM'i biliyorsunuz, Konya'da çok dinlenilen, bölgede internet üzerinden çok dinlenilen, çok sevilen bir radyo kanalı ve biz aynı çatı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya FM'den çok özel bir programı ve program yapımcılarını bugün ağırlayacağız. Hem Konya'ya hem ülkemize güzel değerleri hatırlatan, üst düzey bir sohbet kalitesiyle radyoculukta da farklı bir çığır açacak olan arkadaşlarımız bugün stüdyomuzda. Hemen dönelim. Peynir Gemisi program yapımcısı ve sunucularından Fatih Tuzcu Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mahmut Sami Tuzcu Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fahri İkici Bey, size teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizim için bir onurdu sizin programınıza konuk olmak. İlk televizyon programı sizin programınız. İnşallah bizim için bir uğur olur. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Peki soracağımız, konuşacağımız çok şey var. Ben izleyicilerimize müsaadenizle bir hatırlatmada bulunayım. Sizler sohbetimizi izlerken hem konuştuğumuz konularla ilgili hem Konya FM ve Peynir Gemisi programı ile ilgili merak ettikleriniz olursa, sohbetimize katkı yapmak isterseniz ekranımızdaki WhatsApp hattından hiç çekinmeden mesajlarınızı, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden başlayabilirsiniz mesajlarınızı göndermeye. Öncelikle Fatih Bey, sizinle mi başlayalım? Nasıl oldu bu iletişimle ilgili sektöre girme isteği, radyo programcılığı fikri nasıl oluştu? Yani radyo programcılığı bu ilk özel radyoları dinlemeye başlamamızdan itibaren radyo bizim bir ilgi alanımızdı. Yani öyle kişisel, hayal kurduğumuz, belki hani olur ya böyle çok ünlü bir şarkıcı olur. İşte nedir, tarakla şarkı söylediğini falan söyler. Biz de hani kendi aramızda kayıtlar yapıp radyo yayınları denemeleri yaptığımız dönemler olmuştur. 2000'li yıllarda Karapınar'da bir radyo geçmişim oldu benim. Ama bu programa karar vermemiz biraz arkadaşlarla birlikte oldu. Yani onlar anlatsınlar aslında nasıl bu programa girdiğimiz, nasıl karar verdiğimiz. Kaç yıldır tanıyorsunuz birbirinizi Mahmut Bey? Mesela onu soralım. Hani. Kardeşiniz mi diye ben programdan önce sormuştum ama değil. Akrabalık, evet, bağ var. Evet. Yakın akrabasınız. Evet, üçümüz de yakın. Akrabayız. Uzun zamandır zaten tanıyoruz akrabalıktan dolayı. Fatih Bey'in dediği gibi radyo aslında bizim için gerçekten özel. Biz ortaokul, lise dönemlerinde her İslamcı genç gibi hep radyoyla büyüdük. Yani televizyon çok hayatımızda yoktu. Radyoyu sabahlara kadar radyo dinleriz. Radyo bizim için çok önemliydi. Biz bir de üçümüzün de ailesinde yani protestolu olarak eve televizyon girmeyen ailelerden geliyoruz. Öyle mi? Evet, yani televizyon yoktu. Yani yakın dönemlerde artık var da bizim çocukluk dönemlerimizde evlerimizde televizyon yoktu bizim. Bu radyoya yönelişin altında aslında bu mu yatıyor? Yani tabii, televizyona karşı bir duruş var orada. Tabii. Değil yani, mi? Özel radyolar, İslamcı radyoların artık yaygınlaşmasıyla birlikte radyoyu kendimize daha yakın hissedip hep radyoyla hemhal olurduk. Bu programa başlamamızda işin aslı böyle bir akşam oturup muhabbet ederken bunu radyoya taşısak bu muhabbeti olayı oldu. Konya'daki kültür sanat etkinliklerine genelde katılıyoruz. Ve bizim bu katıldığımız etkinliklerde kendi aramızda da istişare ediyoruz. Yani bu program şöyle olsaydı veya WhatsApp grubumuz var Konya Etkinlik diye. Bu program şu şekilde olabilirdi veya şunu şu şekilde anlatabilirdi veya çok güzel öğrendik ve birbirimize paylaşıyoruz. Sami Bey bir de programların çok iyi notlarını alıyor. Tamamını yazıyor neredeyse. Yani sonra programdan sonra diyor işte şunu demişti. Ya hadi ya orayı kaçırmışız falan oluyoruz. Onu değerlendiriyoruz falan. Böyle Konya'daki tüm sempozyumları, panelleri yani oradan hem takip ediyoruz hem de daha sonra kendi aramızda yorumluyoruz. Çok güzel. Belki şimdi yazma deyince acaba ileriye dönük kitaplaşma da olabilir mi acaba işlenen konular, sohbetin durumu? Ne dersin? İnşallah. Öyle bir niyetimiz var aslında. Yani hani bunu bir internet sitesi kurmayı ve bu şekilde bir paylaşım yapmayı düşünüyoruz aslında. Ama biraz daha emek istiyor. Yazma olayı tabii biraz daha farklı. Daha farklı bir olay yazma olayı. İnşallah. İnşallah. Peki tabii bu bütün bu dertlerin başlangıç noktası okumakla başlıyor galiba, değil mi?
sohbet ortamında da anlatacağımız bir şey varsa bunu okuduğumuz yazarların, dinlediğimiz yazarların, takip ettiğimiz fikir adamlarının cümleleriyle başlayarak ifade ediyoruz. Yani bir dinamit varsa galiba bu kitaplarla başlıyor o içimizdeki dert. Bilmiyorum katılacak mısınız? Fahri Bey'e soralım. Evet. Ne düşünüyorsunuz Fahri Bey bu konuyla ilgili? Öncelikle de şuradan devam etmek istiyorum ben. Programımızın aslında bir de ihtiyaç olduğunu düşündük. Kendimiz Konya'daki kültürel etkinlik programlarının nereden ulaşabileceğimizi çok araştırmaya başladık. İşte falanca yerde Türkiye Yazarlar Birliği'nin programı var. Aydınlar Ocağı'nın programı var. Bunlara biz zahmet çekiyoruz. Madem insanımız zahmet çekmesin. Bir de buraların boş olduğunu görmeye başladık zamanla. Katılım az mı Konya'da? Katılım maalesef azalmaya başladı. Eskiden böyle değildi. Gittiğimiz zaman yer bulamazdık. Ayakta kalırdık biz üniversite öğrencisi olduğumuz zamanlarda özellikle. Bu çok fazla dernek ve çok fazla derneğin program yapmasıyla da ilgili bir şey. Yani hepsini takip etmek o kadar zor oluyor ki. Yani mesela işte İhsan Fazlıoğlu bizim için çok önemli. Asla kaçırmamamız gereken bir insan. Bir bakıyoruz geçen hafta işte şuradaymış İhsan Fazlıoğlu. O kadar çok üzülüyoruz ki buna. Yani bu tip şeylerden dolayı da biz bu olacak programları biz duyuralım dedik programımızda. Aynı zamanda takip ettikten sonra da bunu hani değerlendirelim. Bir ajanda radyoda. Bilgisi de var yani. Şu tarihte elbette. Bu tabii, olacak. Tabii. Çok güzel. Haftalık Konya'daki etkinlik programlarını özellikle duyurmaya çalışıyoruz. O zaman bir de, ben şurada bir soru sorayım. Özür dilerim. Peki. Konya etkinlik grubu bizim için çok önemliydi Konya WhatsApp'ta. Konya etkinlik grubu. Üçümüz var. Evet. Eşlerimizin falan kıskandığı bir grup burası. Hanımlar giremiyor. Tabii hanımlarımızı almıyoruz. Üçümüz orada programları özellikle orada değerlendiriyorduk. İşte birbirimize... Üç kişilik WhatsApp grubu mu? Üçlük kapalı yani. Tabii başka yok. Kimseyi almıyoruz. Öyle. Öyle başladı. Peki Konya'da etkinlik oluyor mu diye soranlar oluyordur değil mi size? Ya, Konya'da var mı kültür etkinliği yahu falan diye hani böyle serzenişte bulunanlar var yani ya? Olmaz olur mu? Biz yetişemiyoruz. Kar dolayısıyla bu ara bir inkıtaya uğradı. Onun haricinde Konya gerçekten bereketli bir yer. Benim şöyle bir düşüncem var aslında. Bütün programların hepsinin yapılacağı 20 kişi, 30 kişi, 40 kişilik odaların olduğu veya 200 kişilik, 300 kişilik kültür merkezi olacak. Bütün dernekler, vakıflar orada programlarını yapacak. Biz her gün gittiğimiz orada nasıl olsa program hazır. Gireceğiz beğendiğimize işte sinemalarda olduğu gibi. Sinema salonu gibi tercih edelim. Aynen. Yani yoksa diğer öbür tarafta öbür tarafta çok zahmetli de oluyor. Ben buna katılmıyorum ya. Yani ayrı yerlerde. Ayrı yerlerde olması lazım. Bir emek sarf edilmesi lazım. Oraya gelen insanlar da bir emek sarf ederek geliyorlar. Biz de araştırıp emek sarf edelim. Ha bizim kendi Facebook hesabımızda duyuruyoruz. Yani nerede hangi program var? Facebook'ta bir adres Facebook'ta var. Peynir Gemisi. Peynir Gemisi 42 idi değil mi? Facebook Peynir Gemisi şeklinde. Instagram ve Twitter'da da Peynir Gemisi 42'den takip edebilirler. Memnun oluruz. Yani bizden de yararlandılar. Hem onlara ulaştırmış oluruz. Çok güzel. Yani Konya'daki etkinlikleri, kültür sanat aktivitelerini merak edenler şu anda oturdukları yerden Facebook'a Peynir Gemisi yazdıkları zaman rahatça bunu öğrenmiş olacaklar. Evet. Çok güzel. Böyle bir şeye ihtiyaç da vardı. Güzel oldu. Yani Konya'da bunu haber eden birkaç Facebook sayfası var. Birkaç site var ama onlar mesela iki programı haber veriyor. Bir başka site iki programı haber veriyor. Bir başka site bir programı haber veriyor. Ben bunların hepsini toparlıyorum. Yani sosyal medyayla genellikle ben ilgileniyorum daha çok. Yani ben onların hepsini toparlayıp bizim sayfamızda ilan ediyorum. O açıdan da faydalanabilirler bizden. Evet. Tabii zaten program da bunlardan besleniyor değil mi? Gelip giden işte yazarlardan, kitap vesaire bunları soracağım ama izleyicilerimiz demişler ki hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Peynir Gemisi programı ne zaman yayınlanıyor? İçeriği nedir? Biz birazcık başlamıştık içeriği. Ne zaman yayınlanıyor? Her cuma akşamı Konya FM'de 22'de. İçeriği nedir? İçeriğine uzun uzun da girebiliriz ama şu şekilde. Bir dediğimiz gibi ikinci bölümde şey var. Konya'daki olan etkinlikleri haber verme ve gittiğimiz etkinlikleriyle ilgili bilgi verme olayı var. İkinci bölüm bu ama bir de her hafta biz bir konu belirliyoruz. Bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yani mesela şehir konusunu konuştuk. İşte şehrin kültürü, mimarisi, şehrin insana kattıkları, köylülük, şehirlilik,
Bütün bunları masaya yatırdık ve gerçekten de çok olumlu, çok başarılı dönüşler de aldık. Yani böyle bir programı dinlemekten mutlu olmalarını veya işte hep programdan sonra Facebook'tan, Twitter'dan dönüşler alıyoruz. İşte ilk defa diyor Konya'da diyor böyle bir program dinledim. İşte İsmet Özel'den nedir? İhsan Fazlaoğlu'ndan alıntılar duyduk değil mi? Alıntılar duyduk. Cemil Meriç'i duyduk ilk defa bir radyo programında diye dönüşler alıyoruz. Bu da tabii ki bizi çok sevindiriyor. Yani herkes de böyle aralıksız şarkı türkü dinlemek istiyor diye bir şey yok değil mi? Radyo deyince çünkü bazılarının aklına sadece bir müzik kutusu gibi gelebiliyor. Evet. Ama radyonun bambaşka bir işlevi de var. İlk başta konuştuk ya. Bazı sesler bazen sadece radyodan duyulabiliyor. Artık televizyonda o takım fikir programlarına pek yer kalmadı gibi mesela. Katılır mısınız bana bilmiyorum. Kesinlikle. Bir de radyo, şimdi televizyondayız ama radyonun çok büyük bir üstünlüğü. Bir şey dinlerken de aslında başka bir şeyler de yapabiliyorsunuz. Yani günlük aktivitenizi yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, çocuğunuzla ilgilenebilirsiniz. Bir taraftan da radyo orada çalmaya devam eder. Kulak kesilirsiniz bir noktada ama sizi meşgul etmez. Sadece radyo dinlediğinizde de aslında ufkunuzu açtığını hissedersiniz. Yani siz hayal edersiniz. Kitap okumak gibidir. Başka bir yeri var yani değil mi? Televizyon gibi değil. Canlı bir resim değil. Siz onu kendiniz hayal edip bulmanız gerekir. Bu da ufkunuzu açtığını düşünüyorum. Peki, Fatma Hanım bizim... Özür dilerim. Estağfurullah. İlk programımız zaten söz hakkındaydı. Sözle ilgili. Sözle ilgiliydi. Sözün yüceliğinden bahsettik. Herkesin, her şeyin aslında kün hitabıyla, yani sözle başladığından bahsettik. Allah'ın Hazreti Adem'e kelimeleri öğretmesinden, yani sözü öğretmesinden bahsettik. Şu düşüncedeyiz. Televizyonda bunu söylemek çok uygun değil elbette ama yüze, göze hitap eden şeyler yanıltıcı olabiliyor maalesef. Sözse kalpten süzülüyor. Bu yüzden biraz daha değerlidir düşüncesindeyiz. Zaten Mevlana öyle söylüyor. İşte insanda asıl olan yüzdür. Yüzde asıl olan gözdür. Ancak insanı insan yapan aslında kalbinden çıkan sözdür diyor. Dolayısıyla radyoda sadece söz var. Özellikle de gece 10 ile 12 arasını tercih ettik. Üstattan aldığımız deneyim tabii bunlar. Fatih Bey'den. Fatih Bey'in bir deneyimi var. Tabii bir deneyimi var. Radyo geçmişi var. Onu da sormak istiyoruz. Çünkü bu dert herkese nasip olan bir şey değildir. Değil mi Fatih Bey? Ben önemsiyorum. Hani insanlara bir şeyler aktarma derdine sahip olan insanlara ayrı bir saygı duyuyorum. Hiç mütevazi olmayın bu dert için. Neler yaptınız bu deneyimlerden biraz bahsedelim. Deneyimlerden bir defa her şeyden önce okuduğumuzu paylaşmıyor olmak, yani belli bir süre sonra boşuna mı okuyorum düşüncesine insana itebiliyor. Buradan burası bir defa çok önemli, yani okuduğumuzu diğer insanlarla paylaşmaya çalışmak. Ama tabii ki bizim yani benim birazcık tiyatro ile ilgili bir geçmişim var, radyo ile ilgili çok ufak tefek geçmişim var. Bununla birlikte işte dizilerde filan da yardımcı oyunculuk filan da yaptım. Yani bu medyayla, insanlarla iletişim kurmak bir de aslında şeydir böyle. Bir istektir, bir durduramayacağım bir şeydir yani hani kendini. İletişim halinde olmak bu tarz bizi memnun eden ve yapmak istediğimiz bir şeydi. Sağ olsunlar Konya FM'de bize çok destek oldular ve çok inandılar. Yani programımızı bahsettiğimiz andan itibaren Mustafa Bey sağ olsun yani bize çok inandı. Ve gerçekten de çok olumlu dönüşler aldık. Bugün Konya FM ailesinden Peynir Gemisi programının yapımcılarını ve sunucularını ağırlıyoruz. Fatih Bey, Mahmut Sami Bey ve Fahri Bey misafirlerimiz. Biz ilk bölümde neden radyoculuğa başladınız, nasıl bir karardı konuştuk. Sohbet tabii çok hızlı bir şekilde aktı ve programın ismini sormaya imkan bulamamıştık. İstiyorsanız size yöneltelim mi Mahmut Sami Bey? Neden Peynir Gemisi diye, çünkü izleyicilerimizden de soru gelmiş. Fahri Hocam, Fahri Bey'e mi soralım? Fahri Bey. Buyurun Fahri Bey. Olur tabii.
programımızı yapmaya karar verdikten sonra isim ne olsun? Bizim için önemliydi bu. Hı hı. Herkes bir şey söylüyor. Benim tercihim lastik durağıydı. Hazır üniversiteden bir önceki durak. Konya için çok anlam ifade ediyor. Pardon. Şöyle bir şey de düşündük. Yani Konya'ya ait bir şey olsun ama yani çok da herkesin bildiği bir şey de olmasın. Yani Konyalıların özel bildiği bir şey olsun. Yani Mevlana'yı herkes bilir. Etli ekmeği herkes bilir falan. Bu kadar bilinen bir şey olmasın ama Konyalıların da bildiği bir şey olsun falan diye düşünürken lastik durağı çıkmıştı mesela. Hakikaten lastik durağıyla mı başlayacaktınız? Lastik, elbette. Yani. Bence peynir gemisi müthiş bir karar oldu. Yani lastik durağından. Mesela İhsaniye Çaycısı diye bir fikir geçmişti bende. Aa, o da çok, İhsaniye çok güzel. Çaycısı. Çok güzel. Evet. İhsaniye benim için şey açısından önemli. Bizim bu ortaokul çocukluk yıllarımızda bu Mustafa, şu anki Mustafa Kemal mi? O bir ilk öğretim var ya orada. Orada mühendislik vardı. Evet. Orada üniversite öğrencileri vardı o İhsaniye kısmında. Çok hareketli bir yerdi yani orası. Böyle oradan böyle İhsaniye Çaycısı olsun falan diye geçirmiştim. Ama peynir gemisinin hikayesini Fahri Bey devam etsin nasıl çıktığını. Derken eşim peynir gemisi olsun diye biraz araştırma yapmış. Ne yapayım, ne yapalım falan derken peynir gemisi olsun dedi. Tabii peynir gemisi olsun deyince paylaştıkları grupta hemen alkışlar koptu. Fahri Bey tamam bu dedi. O dedikten sonra aslında ben biraz alındım yani. Lastik durağı benim için hala güzel değil. Yani o yani hitap ediyor geçti. Böyle. Ben peynir gemisi duyduğum anda tamam dedim yani diğer arkadaşlar da. Ve sözle ilgili değil mi? Hı-hı. Bir programın tabii. Peynir gemisiyle adıyla devam etmesi müthiş. Eşinizi tebrik ediyoruz. Evet biz de tebrik ediyoruz. Aslında orada bizim de bir itirazımız var. Lafla peynir gemisi yürümez sözüne. Şunu söyledik fragmanlarında da zaten geçiyor. Kim demiş lafla peynir gemisi yürümez diye. Söz geminin dümeni peynir tayfanın azığıdır. Hakikaten, bir slogan var değil mi? Bir sloganımız da var. Oluştu. Kendiliğinden oluştu. Söz önemlidir bu bakımdan. Yani söz işte tarihi değiştirir, devirleri değiştirir, başları kestirir, savaşları bitirir. Bu açıdan söz önemlidir. Lafla peynir gemisi değil, lafla dünya dönüyor efendim. Ve bu topraklarda çok büyük üstadlar vardı değil mi? Söz söyleme elbette, ustaları. Elbette. Çok güzel şairler, mutasavvıflar. Hala onlardan bir nokta ileriye götüremediğimiz müthiş beyitler var mesela. Evet. Anlayamıyoruz kesinlikle bile. Bırakın ileriye götürmeyi. Üzerinde konuşuyoruz saatlerce. Acaba ne söylemişler diyoruz. Bu açıdan sizi besleyen söz üstadları var mı? Kitaplar dolu çünkü sehpanın masanın üzerinde. Evet. Bunlardan da biraz bahsedelim. Böyle yolunuza ışık tutan kimler var? Yani ben edebi eserler olarak Nazan Bekiroğlu hocamı çok seviyorum. İskender Pala'yı takip etmeye çalışıyorum. Bunun yanında daha çok fikir kitapları okumaya çalışıyoruz. İşte Mustafa Armağan'dır, İsmet Özel'dir, İhsan Fazlıoğlu hocamdır veya Kur'an Er'in çalışmalarını birebir takip etmeye çalışıyoruz. Söz olarak değil de daha çok fikir olarak bunlardan istifade ediyoruz. Hı hı. Fuzuli'yi çok beğeniyorum mesela. Şeyh Galip'i çok beğeniyoruz mesela. Bu kadar yani. Peki sizin için nasıl durum? Her kitaba kapınız açık mı mesela? Her ya da her kitaba, yazara açık mı kapınız? Şunu söyleyelim yani seçerek almak çok önemli. Kitap için de aynı şekilde. Vakit bizim için çok değerli bir değerli. Bu vakti boşa harcamak yani her türlü kitabı okuyayım demek de bir anlam ifade etmiyor. Araştırmak lazım. Nasıl her türlü kıyafeti giymiyorsanız, her türlü yerde oturup her türlü yemeği yemiyorsanız, bunu seçerek yapıyorsanız kitabı da en değerli şeyinizi harcıyorsunuz çünkü. En değerli vaktinizi harcıyorsunuz. Araştırmanız gerekiyor. Büyüklere danışmak gerekiyor. Kendiniz araştırmanız gerekiyor. Seçerek okumak gerekiyor. Ama bu şey değil. Yani bir ön yargıyla bakmak açısından değil. Yani bir kişiyi araştırıyorsunuz veya bir kişi hakkında bir şeyler duyuyorsunuz. Onun kitaplarınızı kendiniz ele alıp en azından bir kitabını, meşhur bir kitabını alıp okumanız çok daha önemli. Ama ne olursa okuyayım tarzındaki bir yaklaşım çok daha doğru farklı değil, bir değil noktaya getirir. Peki bizi izleyen mutlaka anne babalar, gençler var. Ve ben eminim sizden iyi örneklerin olabileceğiyle ilgili umutla doluyorlar bence ekran başında. Çünkü bir dönemin gençliğiydik bizler de değil mi? Okumaya çalışmanız, bu yönde kendinizi sevk etmeniz çok gurur verici. Konya'dan sizlerin çıkmış olması çok gurur verici. Bir yandan da özel hayatta da mesleklerinize devam ediyorsunuz. Mesela Mahmut Sami Bey siz doktorsunuz. Aynı zamanda fikirle ilgili dertleriniz de devam ediyor.
bu ikisi birbiriyle uyum sağlıyor mu? Tabii böyle bir genelleme yapmak hoş değil ama insan merak ediyor. Meslekle örtüşüyor mu, çelişiyor mu, çatışıyor mu? Modern dünya aslında insanı meslekle tanımlamaya daha elverişli veya ona yoruyor insanları. Hı-hı. Yani sen öğretmensen de öğretmenlikle ilgileneceksin. Sen doktorsan sadece hastalıkla ilgileneceksin, sağlıkla ilgileneceksin. Bunlar da tabii değerli. Ama daha eski dönemlere gittiğimizde, bizim geleneğimize gittiğimizde bir İbn Sina, bir Farabi, bunlar hem doktor, hem filozof, hem İslam alimi, birçok alanda müzisyen. Evet. Çok daha farklı alanlara da çalışmışlar ve o alanlarda da söz sahibi olmuşlar. O zaman bu eğitim sistemiyle ilgili bir sıkıntı gibi geliyor değil mi? Yani bizi tek kulvara itiyorlar yani. Sen ne olacaksın denildiği zaman tek bir cevap var. Yani ben hem müzisyen hem doktor olacağım gibi bir cevap zaten kurdurulmuyor çocuklara. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Modern zamanlarla ilgili de bir şey. Yani modern zamanlarda gittikçe alanlar ayrılıyor. Yani şu anda mesela biz ilahiyatçıyız. İlahiyatta hadis, tefsir, işte İslam tarihi falan var. Hatta bunların da şey olması, daha da alanlara branşlaşması konuşuluyor değil mi? Yani hadiste de branşlaşma, tefsirde de branşlaşma konuşuluyor. Bu biraz modern dünyayla gelen bir şey yani. Yoksa ki bizim medrese kültürümüzde bütün ilimler bir arada okutulurdu, öğretilirdi, bilinirdi. Asıl olan da o değil mi yani? Yani üniversite öğrencileri, Akif Emre buradaydı iki ay kadar falan önce. Üniversite öğrencileri Akif Emre'ye şeyi sordular. Yani hangi alanda okuyayım hocam, ben gazeteciyim, hangi kitapları okuyayım? Akif Emre dedi ki sen daha şu anda çok gençsin, her şeyi oku dedi. Yani bir her alanda bir bilgin olması lazım. Zaman içerisinde bir alana daha çok ilgi duyarsın ve o alana yoğunlaşabilirsin. Ama şu anda fıkıh da bilmelisin, işte tarih de bilmelisin, sosyoloji de bilmelisin, felsefe de bilmelisin. Bunları bilmeden sadece bir alanda öğreneceğin bir şey çok kısır döngü olur. Peki tekrar size dönecek olursak, tıpla bu dertler bir potada dediğim eriyor gibi mu? Yani bu biraz geleneksel, modernizmin getirdiği, Fatih Bey'in de dediği gibi modernizmin getirdiği bir şey, bir alana saplanmak. Her türlü alandan okumak gerekiyor. Aslında gençlerin buradan verebileceğimiz en büyük tavsiye bir kitap günlükleri olsun. Yani belli alanlarda kitaplar okuduklarında bunların günlüklerini tutsunlar, özetlerini çıkarsınlar, altlarını çizsinler. Bu ufuklarını açacaktır. Tıbbi ile alakalı bir devlet büyüğümüzün bir sözü vardı. Ben hep o aklıma gelir. Feyizli bir ocaktır tıbbiye diyor. Oradan sanatçılar çıkar, şairler çıkar, politikacılar çıkar. Bazen de doktor çıkar diyor. ben doktorlukta yapıyorum. Yani tamamen doktorluğu bırakmış değiliz ama. Bir okuma, bir gayret, bir derdimiz var. Bu dertten dolayı okuyoruz zaten. Okumanın tadını alınca bir de bırakamıyor insan. Değil mi? Evet. Yani o bir tat, bir lezzet duygusu galiba. Peşi sıra geliyor bir şeyler arkasından. Bilmiyorum, katılır mısınız? Mutlaka. Kitap okumak her zaman için yani bir ayrı bir ufuk. Yani o anda oradan çıkıyorsunuz, başka yerlere gidiyorsunuz, başka şeyler düşünüyorsunuz. Bölünsün istemiyorum. Buradan çocuklarım bana kızıyorlar ama eşim kızıyor. Ben orada okurken başka bir yerde yaşıyorum. Çocukları duymuyorum, eşimi duymuyorum. Bazen böyle problemlerimiz de oluyor. Ama onların yanında mı okuyorsunuz yoksa bir ayrı bir tarafa çekiliyor? Çoğu zaman beraber okuyoruz yani. Beraber okuyoruz. Beraber okuduğumuz oluyor. Ya yani ben oradayken kitap okuyorum. Yani. Peki çok satan kitaplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Son 10 yılın çok satan kitapları mesela. Çok kazanan yazarları. Özellikle okumuyorum. Okumuyorsunuz değil mi? Popüler orada da inanılmaz şeyler. Bir şey var. Yani bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Her kitabın adında yani çok satan tabii. Genelleme yine yapmış olmayalım ama aşk geçiyor mesela kitabın içerisinde. İçinde biraz tasavvufla ilgili bir şeyler var. Biraz gönül ilişkileri falan var. Bir bakıyorsunuz hemen çok satmış o kitap. Ya böyle bir denklem var sanki, evet, değil mi? Evet. Yani o bir popüler kültür, pop müziği gibi. Yani biz işte Dede Efendi'yi hala dinliyoruz ama işte 90'lardaki Tayfun'u kimse bilmiyor. Yani Hadi Yine İyisin günlerce radyolarda çalmıştı ama şu anda kimse bilmiyor yani. Seçim sloganı olmasa o kadar bile duyulmayacaktı. Yani şey o gibi, o çok satan kitaplar o gibi. Yani tüketime yönelik, yine modernizme yine vurgu yapacağım. Modern bir şey yani. Okuyacaksın, tüketeceksin, satacak, bundan para kazanacak. Buna yönelik bir şey. Yani yoksa ki bir değer,
yok yani orada. Yani kitap okuma dediğimiz zaman da başka bir şeyden bahsediyoruz aslında. Kitap raflarında çok satan kitapları okuma. Hani ben bunu okudum deyip Facebook'ta paylaşıyoruz ya, popüler bir kitap. Pek ondan bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Keşfetmek, kimsenin bilmediği bir yazarla tanışmak, onun bütün kitaplarını böyle soluksuz bir şekilde okumak. Başka bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bize evet. Yeni ufuklar, yeni dertler açacak. Yoksa orada mesela birkaç tane yazar var, isim vermeyelim ama çok sıkıntılı işte. Ülkemizle ilgili bir takım hassas noktalara yanlış bir şekilde temas edip dünya çapında ödül alan yazarlar var. İşte Ermeni meselesinden bahsediyor. Adam birden ABD tarafından desteklenmeye başlanıyor. Evet. Sonra bizim camiadan bir insan da onun kitabıyla poz veriyor. Ben bu kitabı okudum diye paylaşıyor Facebook'tan. Ya içinde ne var, sen onu hakikaten iyi okudun mu? Nasıl destek oluyorsun? Nasıl reklam ediyorsun? Bambaşka bir şeyden bahsediyorsun mesela. Fatma Hanım şeyde... Yani Kürk mantılı madanı... Evet, Kürk mantılı madanı. Kürk mantılı madanı'dan Ali Sabahattin Ali'nin bunu Madonna zannedecek işte programcıların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Olabilir yani bunlar çok, mutlaka. Çok garip. Üstad yarışça Akif Emre o genç arkadaşa her şeyi oku demiş ama bir yazarın şöyle bir cümlesi çok hoşuma gidiyor. Ne okuyayım diye soranlara, kimi okuyun? Yani belirlediğiniz bir yazar olsun, adam okuyun diyor yani. Evet. O yazarın ama bütün eserlerini okuyun. Bu da bence önemli bir unsur, söylediğiniz gibi Fatma Hanım. Değil mi? Mesela İhsan Oktay Anar'ı ben çok seviyorum. Çok yeni nesilde, gençlerde pek bilinen bir yazar değil ama bilenler çok iyi biliyorlar. Evet. Çok iyi bir hocamız. Sanki bir Harry Potter'ın yerine geçebilecek müthiş tarihi atmosfer sunuyor. Hani biz genelde çocuklarımıza böyle onları alıp götürecek kitaplar ne olabilir deyince böyle bir tıkanıp kalıyoruz ama Bir Puslu Kıtalar Atlası mesela çok güzel bir fantastik hikaye. Osmanlı'da geçiyor. Evet. Orta çağlardan itibaren başlıyor hikaye. Müthiş, müthiş gidiyor. Yine yazar ismi alalım. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Fakat benim atlamamam gereken bir konu var. Hani son yıllarda popüler kültürün içerisinde kayboluyoruz. Bazen bize hiç uymayan bir yazarla poz veriyoruz, reklam yapıyoruz demiştik ya. Son 10 yılda, 15 yılda acaba rahatlamayla beraber Fahri Bey bir takım o dertleri kaybettik mi? Yani evet. Birkaç kuşak önceyi arıyor musunuz? Biz programlarımıza başladık. Eskiye elbette özlem var. Yani nereye gidersek dedim. Birisi ah nerede o eski günler diyorsa aslında geleneğe çağrı yapıyordur. Programlarımızın isimlerine bir baktık biz. Söz koymuşuz, şehir koymuşuz, zaman koymuşuz, modernite koymuşuz. Aslında konuştuğumuz her şeyde bir moderniteyle gelenek kıyaslaması yapmışız. Günümüze geldiğimizde o tür problemlerin tamamıyla modernitenin dünyamıza içselleştirilmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Programlarımızda da hep bu sonuca varıyoruz zannedersem geldiğimizde. Şey yaptık biz bir programda ezgilerin tarihini işledik. İşte Ömer Karaoğlu'nun çıkıştığı zamanlar, Eşref Ziya'nın o ilk albümleri falan ezgileri konu edindik. Çok etkiliydi değil mi? Çok beğenildi mesela elbette. O program. Yani çünkü herkesin o zamanki duyguları bambaşkaydı. Yani bizde de o duygular yok. O duygular olmadığı için o duygularla eserler de yapılmıyor artık. Yani o dönemdeki duygularımız bir başkaydı yani. Ya tabii şu anki rahatlıktan kesinlikle şikayetçi değiliz. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor. Bu müthiş bir şey. Bunun şükrünü hissetmek gerekiyor ama şöyle sorayım o zaman. Biz acaba 28 Şubat dönemindeki samimiyeti gün geçtikçe kaybediyor muyuz? Ne dersiniz? Yani o zaman daha mı samimiydik acaba? Daha samimiydik şöyle, orada bir protest duruş vardı. Yani İslamcılarda da vardı aslında, diğer kesimlerde, sol kesimde de, hatta milliyetçi kesimde de, hatta bizim taşradaki insan bile, herhangi bir siyasi duruş olmayan insan bile, arabesinler, ya bir protest tarz vardı. O protest tarzımızı kaybettik. Yani kaybetmememiz gereken bir damar orada devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ezgilerin çok tutulmuş olmasının nedeni de oydu. Yani o dönemde bir protest durum vardı. Diğer Müslümanların haliyle hemhal olma, onların acılarını paylaşma, kendi kardeşinin sıkıntılarına ortak olma.
Tabii şu anki bu rahatlama süreciyle birlikte devletleşme, yani İslamcılarda devletleşme problemi de var. Devlet şeyle bir durumdur. Devletin karşısında tamamen karşı durmak da insanı yok eder. Yani İslamcılar devletin tamamen karşısında hiçbir zaman olmadılar ama böyle bir duruş da o çark kendisini yok edecektir. Tamamen devletleşmek de İslamcı kimliğini kaybedeceğini düşünüyorum. Tadında bir şekilde bir protest kalmak, hala farklı şeyler söyleyebilmek gerekiyor. Velev ki bu rahatlama dönemi bitti. Devlet bitti. Yani bu şekildeki bir durum bittiği zaman İslamcılık ölecek mi yani? Gerçi bizim yani sürekli zaten karşı duracağımız bir Batı değerleri var, değil mi? Evet. Kendi içimizdeki bir takım dertleri halletmeye başlamış olabiliriz ama orada derdin büyüğü var. Kesinlikle. Yani bitmeyen bir dert var orada. Fatma Hanım, özel sohbetlerimizde bahsediyoruz. Mesela mekandan bahsediyoruz biraz. Bizim için tarihi mekanların önemlerinden bahsediyoruz. Olması gerekenden bahsediyoruz. Diyoruz ki gençlere bir işte falanca bir mahallede yürüyün. Mahalle kültürü olan bir yerde yürüyün. Bir de kentsel dönüşüm örnek vereyim. Kentsel dönüşüm olan bir yerde yürüyün. Ne hissedeceksiniz? Kentsel dönüşümün içerisindeki gençler gökdelenlerin arasında yürümüş olmanın ezikliğini yaşıyorlar. Aslında ezik bir nesil yetişiyor. Bu gençler oradan çıkıyorlar. Büyük AVM'lere gidiyorlar. AVM'ye girdikleri zaman, tabii bunları anlatıyoruz çocuklara, dikkatle dinliyorlar. İşte AVM'ye girdiğiniz zaman diyorum, mesela saat yoktur. Vaktinize taliptir çünkü orası. Ne kadar size zaman geçirtirse onlar için o kadar iyidir. Gün ışığı yok değil mi? Gün ışığı dışarıya yok, pencere yok, yok. Dışarıya açılan. Yani çıktığınızda hava karanmış tabirine çok rastlarsınız. Ancak bizim bittiğimiz nokta burası değil. Bundan bahsediyoruz. Halbuki diyoruz işte İslam insan İbnül Vakit'tir. Vaktin oğludur, vaktin adamıdır diye bahsediyoruz. İşte modern zamanlar sizin zamanınızı çalmak ister ama alsın hocam. Zaman öldürülsün hocam. Yani nasıl duyguların, yani? O duyguların kaybedilmesinde gençliğe bazı şeyleri biz aktaramadık. Bugün ezgiler yeniden söylenmiyorsa o duyguları biz nesil olarak aktaramadığımızı düşünüyorum ben. Yani gençlikte dertleriyle dertlenilmesi gerekiyor, onlarla ilgilenilmesi gerekiyor, hatıraların anlatılması gerekiyor. Evet, siz modern eğitimcisiniz, onlarla bir aradasınız değil mi? Yani, evet. Yani onların dünyasına girmek de çok zor. Yani modern bir kafayla yetişmiş bir çocuk, özellikle hani dinle, gelenekle, daha mesafeli ailelerin çocuklarıyla konuştuğumuz zaman bunları daha net fark ediyoruz. Şöyle bir örnek var, benim çok hoşuma gidiyor. Sağır, kulağı duymayan bir insanın piyano çalan bir adamı izlemesine benziyor. Bizim onlara vermeye çalıştığımız şey. Yani bakıyor ama anlaması mümkün değil yani. O çocukların dünyasına girmek de çok zor. Çünkü bambaşka bir dünyadalar. Burada zorlanıyoruz yani şeyler. Frekansta değil mi? Frekansta zorlanıyoruz. Modernite kişinin Allah'la olan bağını koparmasıdır. Yani bizim Allah'la bağımız kopartılmış. Ve kapitalizmle direkt iç içe, yani öyle bir dünyadasın ki ne kadar iyi cep telefonu kullanıyorsan o kadar prestijli bir insansın. Yani kafan, dünyaya bakışın, kattıkların değil, kullandığın markalar çok önemli. Tüketiyorsan varsın. Peki modernizm tam olarak bunu mu karşılıyor? İlk başta sanki böyle bir olumlu bir şeymiş gibi geliyor. Yani modern bir insan falan diye. Sonra altını açtıkça mı bunlar? Modern nin tanımlarından bir tanesi şu: geçmişi olmayan bir şeyle yaşamak. Yani bu tanıma baktığımız zaman bir Müslümanın moderni benimsemesi mümkün değil. O zaman şunu da mı karıştırıyoruz? Yani yenilikleri takip etmekle modernliği mi karıştırıyoruz biz? Kesinlikle yani bu karışıyor ama onlar da tabii ki iç içe. Yani İsmet Özel diyor ki Batı'nın teknolojisini alalım da ahlakını almayalım diye bir şey olmaz diyor. Teknolojiyi almak, onu komple bir ahlakla birlikte almaktır. Ve o teknoloji o ahlakın ürünüdür. Yani bir Batı ahlakı var, o ahlak o teknolojiyi üretmiştir. Sen o teknolojiyi aldığın zaman ahlakı da direkt transfer etmiş oluyorsun. Yani orada mı
mutlaka bir oltaya yakalanıyoruz. Ya cep telefonu ya teknoloji bir şekilde. Buradan aslında böyle bir tarihi süreçle modernizmi anlama yönüne girmek istiyorum. Modernizme girmeden önce Haçlı Seferlerinin bitmiş olması, yani Osmanlı'ya artık veya İslam dünyasını Haçlılar yenemeyeceklerini anladıktan sonra bir şeylerin başlangıcı ve bitişi vardı. Yani papalığın, kilisenin bitişi var. Bitişinin başlangıcı var. Aslında İslam dünyasının da gerilemeye girmesinin bir başlangıcıdır orası. Hayır bildiğimiz şeylerde şer, şer bildiğimiz şeylerde hayır vardır diyebiliyoruz ya. Yani orada aslında bir hayır düşündük. Yani Haçlı Seferleri bitti. Ne güzel. Yani hani artık bizi yenemeyecekler. Ama bizim yani İslam dünyasının, Müslümanların bir gerilemeye gitmesine bir vesile. Artık bizi yenebilecek bir düşmanımız yok artık. Karşı taraf için de onlar için papaların veya işte kilisenin barbarlığı yenmek için topladıkları Hristiyan kitlesi kendilerinden çok daha uygar, çok daha medeni insanlarla karşılaştılar ve papanın yalan söylediğini anladılar, kilisenin yalan söylediğini anladılar ve kiliseye karşı bir duruş da başladı. Coğrafi keşifler başlıyor. Coğrafi keşiflerin başlaması da çok ilginç. Avrupa, Hindistan diye bir yerin olduğunu bilmiyor. Asya'yı bilmiyor. En kendileri için doğu olan yer İslam dünyası. Yani işte Osmanlı'nın olduğu yer. Ondan sonrasını bilmiyorlar. Ve Haçlı Seferler sonucunda Hindistan'ın, Çin'in olduğunu öğrenince oralara ulaşmak istiyorlar. Tabii Akdeniz'den geçemeyecekler Osmanlı hakimiyetinde. Ve coğrafi keşifler başlıyor. Yani Afrika'nın güneyinden dolanıp Hindistan'a ulaşıyorlar. Sonra bunları bu sömürgeciliğe dönüştürüyorlar. Sömürgeciliğe dönüştürüyorlar ama daha öncesinden bir coğrafi keşifler başlıyor ve papaya karşı bir duruş var. Peki bu Haçlı Seferleri kimin işine yarıyor diye sorduğumuz zaman yenilseler bile onların işine yarıyor değil mi? Yenilmiş olsalar bile. Yenilmiş olsalar da onların işine yarıyor. Onlara karşı bizim mücadelemiz de bizim işimize yarıyordu. Yani bizi diri tutuyordu aslında. Yani bir düşman vardı ve onunla savaşıyorduk. O düşman bitince biz de rahatlığa erdik. Peki günümüzde bir genç, hani gençler üzerinden çok konuştuk ya, modernizm diyoruz. Cep telefonu örneklerini verdik. Teknoloji, çok güzel bir şey söylediniz. İsmet Özel'in bir karşı duruşu var. Hani onların yeniliklerini, bilimini alıyoruz ama bu sadece bilim almak gibi olmuyor. Bir şekilde yine zihniyetlerini alıyoruz diye. Peki ne yapalım? Dağ başına mı, uzete mi çekilelim? Çok zor bir soru. Hiçbir şey almayalım. Buradan bir hikayemi ben bitireyim aslında. Pardon. Estağfurullah. Avrupa medeniyetleri açısından da İngiltere çok önemlidir. O dönemde 8. Henry'nin çocuğu olmuyor. Çocuğu daha doğrusu erkek çocuğu olmuyor. Yani krallığını devredeceği bir erkek çocuğu olmuyor. Bir Mary'si var. Zaten daha sonra kanlı Mary oluyor. Babasına karşı mücadeleye giriyor. İkinci bir evlilik yapmak istiyor. Tabii Hristiyan geleneğinde böyle bir şey yok. İkinci bir evlilik yapıyor ve Anglikan Kilisesi'ni kuruyor. Ve gayrimeşru bir şeyi meşrulaştırmış oluyor. Ve daha sonra modernizmde diyorum ki ben Batı'nın gayrimeşru çocuğudur. Diğer izimlerle birlikte. Komünizmini al, liberalizmini al, hümanizmini al. Bunların hepsi dine karşı, kiliseye karşı, daha sonra tüm dinlere karşı kurulmuş bir yapı. Ve yeni şeyler söylemek ve eskinin tamamen kötü olduğunu ifade eden bir şey. Sorunuza gelecek olursak, yani tamamen onları bırakmak değil, kendi geleneğimizden beslenmek, yeni duruma da ayak uydurmak. Ama geleneğimizi inkar etmemek. Evet. En önemli noktamız bu. Bu arada süremizin sonuna gelmişiz. Çok güzel mesajlar var. Hemen onları bir paylaşıvereyim hızlıca. Peynir gemisi sayesinde aylardır bozuk olan radyomu yaptırdım. TV'yi kapatıp ailecek radyo dinlenebileceğini hatırlattığı için teşekkür ediyorum. A.Nafi, tanıdığınız biri mi bilmiyorum. Evet. Böyle bir güzel mesaj gelmiş. Sorular var, ona değinemeyeceğim. Bir diğer mesaj. Süperler, muhabbetleri bol olsun. Acaba hepsi akraba mı? Başta söylemiştik bir akrabalık bağı olduğunu. Evet. Çok da nasipli bir şekilde başlamışsınız aslında bu yolculuğa. Birbirinizle olduğunuz için aileyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir avantajımız o zaten. Ne güzel. İnşallah bu dostluk ve muhabbet devam eder. Program İnşallah. Ne zamanı bir daha hatırlatalım. Cuma günleri saat 22'de Konya FM'de. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerinden de bizi takip edebilirler. Facebook'ta Peynir Gemisi,
Twitter ve Instagram'da da Peynir Gemisi 42 takip ederlerse bizden haberdar olurlar, bilgi edinirler. Ve Konya'daki kültür sanat haberleri yine yer alıyor. Sizin hem sayfalarınıza hem programınıza. Bazen sadece onun için bile değil mi? Bir kulak vermekte fayda var. Çok önemli bir iş çünkü. Üstad, bu haftaya mahsus olmak üzere Osman Bahçe'nin, Özbahçe'nin sunumunu siz yaparsanız. Evet, bu aslında normalde programımızda konuk almıyoruz ama bu hafta Osman Özbahçe, şair, edebiyatçı Osman Özbahçe'yi konuk alacağız programımıza. Bizim için ayrı bir önem var bu haftaki programın. İnşallah dinleyicilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Konya FM Peynir Gemisi programını ağırladık bugün. Vaktimizin sonuna geldik. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.